bizim şu spermimizin geldiği son hali. Hı. Ve bu buna dönüşecek deyip kardeşini bunun içine kapatıyor hocam. Ve insanlara beyni bura üzerinden anlatmaya çalışacağım dizide. Yani tam olarak bu ruh ve beden ilişkisini buradan anlatmak istiyoruz. Burada da zaten sizden destek isterim ilerleyen süreçlerde. Lakin şu an biraz daha şu beyni sevdirtmek amacım çocuklara ve Tamam. gençlere. Tamam. Ben o zaman o lobları kullanacaksın. O loblardaki basitliği daha karmaşık hale getirmeden derindeki senin için önemli olacak yapıları sadece görüntüyü farklılaştırarak kullanmanı tavsiye ederim. Çünkü talamus, hipokampus, amigdala onlar biraz daha içteki yapılar. Onları gösteren de basit. Basit dış tarafı saydam ama iç tarafı daha böyle modül olarak gösteren çok güzel şekiller var. Ben de sana yollarım. Sen de bir bakarsın onlara. Böylelikle basitliği bozmadan ve sizin bu getirdiğiniz yeri en azından tam doğruyu söyleyemesek de yanlış bir şey söylemeden. Kesinlikle. Yani yanlış bir şey söylemeden yapılabilir. Peki şu soruyla ilgili sizden yardım rica edebilir miyiz hocam? Atıyorum temporal lobun ses, koku algılaması, mekanları tanımasını sağlayan bölge gibi parametreler çıkartabilir miyiz? Çünkü onları şuraya işlememiz gerekecek. Yani atıyorum beynin sarı lobunu gösterdiğimiz zaman bu sarı lobun temsil ettiği değerleri görmemiz lazım. Yani burası beceri kısmı, beceri Tamam. kısmını da oluşturan bir işitsel parametremiz var. Bu işitsel parametreyi de bunlar oluşturuyor Tabii deyip bu çünkü evet bu şey, yapılabilir Burak. Bu 1980'lerin bilgisi yapılabilir. Yapılabilir. Yani burada sağ temporal lob ne yapar? Sol temporal lob ne yapar? Sağ frontal lob ne yapar gibi bir bilgiye ihtiyacım var. Bu basit bir şey. Bunu sağlayabiliriz. Bu bunlar için ihtiyacım olan bilgiyi böyle toparlayıp bir gün sizin yanınıza kahve içmeye gelebilir miyim hocam? memnuniyetle. Memnuniyetle. Çok sevinirim. İnşallah korona geçmiş olur. Benim açımdan bir şey yok. Ben zaten hasta bakıyorum, ameliyat yapıyorum ama seni korumak için söylüyorum. Hocam ben bu süreçte biraz hastanelerde vakit geçiriyorum. Çünkü hem yardımcı olmaya çalışıyorum elimden gelince bir sanatçı olarak. Hem de elimizde yani evde durmak da evet bir yere kadar oluyor. O yüzden mecburen devam etmemiz gerekiyor. O yüzden ben sizden bir randevu talep edeceğim hocam. Ne zaman istersen. Yani yarın, önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta ne zaman istersen sen sadece zamanını söyle biz ona göre ameliyathaneye gelmek ister misin? Beyin gördün mü hiç? Çok çok isterim hocam. Çok isterim. Beyin. Gördüm lakin canlı yani şey görmedim. Canlı beyin görmedim. Yani insan beni Yok. ameliyatta insan beni Görmedim. mutlaka görmelisin. Mutlaka görmelisin. Yani onu da ayarlarız. Eğer yani görmek istiyorsan ve kendini hazır hissediyorsan ki bir Ben şey değil. çok isterim. Çok isterim hocam. Tamam. Tamam. Yani en azından onu görmende fayda var. Madem ki böyle bir şey yapacaksın. Bir de hocam bu taramalar konusunda bir sizden destek istiyor olacağım. Yani atıyorum şöyle deneylerimiz olsun istiyorum. Burak'a yani bana piyano eşliğinde sıcaklık haritası çıkartmamız gerekiyor. Belli tepkilerini ölçebilmemiz gerekiyor ki yatkınlığını parametre olarak işleyebilelim. Yani müziğe ne kadar yatkın? Kitap okunduğu zaman beynin hangi tarafı ısınıyor ya da bir pornografik bir görsel gösterildiğinde nasıl bir uyarım oluyor gibi bunları gösterebilmem lazım ki karakter yaratabileyim. Bu yapılabilir. Yani çünkü bunu zaten fonksiyonel MR'la şu an yapıyoruz. Bu tamam. Bu bugünkü imkanlarımızda bu yapılabilir. Ama tabii şu yapılabilir değil. Ama yani sen onu filmde öyle gösterebilirsin. Üç kişiyi alıp üçüne MR çekip bunlardan gelecekte en iyi hangisi piyanist olur sorusuna onların çekilen MR'larıyla yanıt verilebilir Peki değil. mevcuttaki yeteneklerini